Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Sibel Özdemir. Buyurunuz Sayın Özdemir. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, ücretli öğretmenlerin görevlendirme süreçleri, güvencesiz çalışma koşulları ve özlük haklarında yaşanan mağduriyetlerin her açıdan araştırılması amacıyla vermiş olduğumuz öneri üzerine söz aldım. Genel kurulu ve bizleri takip eden tüm öğretmenlerimize saygıyla selamlıyorum. Şüphesiz bir ülkenin saygınlığını, gelişmişliğini ve kalkınmasını sağlayan alanların başında eğitim gelirken, eğitim sisteminin temel bileşenini de öğretmenlerimiz oluşturmaktadır. Bu bilinç ve farkındalıkla Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren eğitime ve öğretmenlere büyük önem verilmiş ve devlet protokolünde yer almışlardır. Ancak bu bakış açısı mevcut siyasi iktidar döneminde gerek eğitim sistemi gerekse öğretmenlerimiz aleyhine olumsuz yönde değişmiştir ve değişmektedir. Geçtiğimiz hafta kamuda ücretli statüde görev yapan öğretmenlerden oluşan Liyakatlı Emekler Öğretmenler Platformu'nun temsilcileriyle bir araya geldim. Atanan, atanmayan tüm öğretmenler gibi ücretli öğretmenler de görevlendirme süreçleri, çalışma koşulları, özlük hakları gibi hemen her konuda mesleki saygıyı görmedikleri ve giderek değersizleştirdiklerini ifade etmişlerdir. Değerli milletvekilleri, uygulamaya baktığımızda ücretli öğretmenler liyakat, kıdem, alan gibi objektif kriterler alınmadan il, ilçe müdürleri, okul müdürleri gibi idarecilerin inisiyatifi, kararı ve maalesef yakınlık ilişkisine göre görevlendirilmektedir. İdarecilerin bir kararına ve yine suistimaline çok açıktır. Yarım yatan SGK primleri, resmi tatil günlerinde maaş kesintisi, tutulan nöbet ücretlerinin, kırtasiye ödeneğinin ve sosyal kulüp ödeneğinin verilmemesi, güvencesiz çalışma koşulları, angarya işler, işsizlik ödeneğinden yoksunluk, tazminat ve emeklilik hak kaybı gibi gerçekten öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayan sorunlar yaşamaktadırlar. Ücretli öğretmenler için ders yoksa ücret de yoktur. Bakın durumlarını geçici tarım işçisi statüsüne benzeten ücretli öğretmenlerin herhangi bir iş güvencesi yoktur. Kadrolu bir öğretmen atanır atanmaz işsiz kalıyorlar. Değerli milletvekilleri bakın bir ücretli öğretmen haftalık en fazla 30 saat derse girmekte ve bir ders saat karşılığı 18 lira gibi çok düşük bir ücrettir. Aylık yaklaşık diyelim ki 120 saat derse giren bir ücretli öğretmene ay sonunda sadece 2186 lira verilmektedir. Bu ücret asgari ücretinde maalesef açlık sınırında çok altında kalmaktadır. Ücretli öğretmen statüsünde çalışan bir kadın öğretmenimiz ne diyor? Bana bir maaş mı sorduğunda söyleyemiyorum diyor. Değerli milletvekilleri, ücretli kölelik, emek sömürüsü olarak nitelendiren ücretli öğretmen uygulaması eğitimin niteliğinin düşmesinde de çok önemli bir sorun alanıdır. Çünkü ücretli öğretmen görevlendirmelerinde eğitim düzeyi, alan, formasyon durumu yeterince dikkate alınmamaktadır. Türkiye Eğitim Sen'e göre sayıları 2021 yılında 81 bin olan ücretli öğretmenlerin mezuniyet dağılımlarına baktığımızda 37 bin eğitim fakültesi, 33 bin lisans, yaklaşık 8 bin de ön lisans mezunu. Ama burada dikkatinizi ben bir konuya çekmek istiyorum. Eğitim düzeyi ve alan ayrımı dikkate alınmadan yapılan görevlendirmelerde ve özellikle de özel öğretim ve özel uzmanlık gerektiren zihinsel, görme, işitme engelliler ile ilgili derslere 2261 ön lisans mezunu olan ücretli öğretmen görevlendirilmiş. Yine ilkokullarda sınıf öğretmeni olarak 263 ön lisans mezunu derse girmektedir. Bu durum çocuklarımızın ve ülkemizin bugünü, geleceği için son derece vahim sonuçlara neden olmaktadır. Değerli milletvekilleri, yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın son stratejik planında ücretli öğretmenlik eğitimin zayıf yönü olarak sayılmaktadır. Ancak buna rağmen bakanlık ve hükümetiniz ücretli öğretmen uygulamasını ısrarla devam etmesi bu çelişkiyi de ortaya koyuyor ve bunu da sizin dikkatlerinize sunuyorum. Evet, öğretmen çocuğun iyi olma halinde ve başarısında en önemli etkiye sahip olan okul içi etmendir ve eğitimin niteliği içinde belirleyici role sahiptir. Her sınıfta gerekli öğretmen yeterliliklerini taşıyan öğretmenin bulunmaması ve dolayısıyla öğrencilerin nitelikli eğitime erişim hakkından yoksun bırakılmasını biz asla kabul etmiyoruz. Hükümet ve bakanlık ücretli öğretmenliğe
eğitim ve öğretim ve öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayan kalıcı bir istihdam modeli olarak görmekten vazgeçmelidir artık. Değerli milletvekilleri, eğitim sistemimiz içinde liyakate ve mezuniyet durumuna göre uygulanmayan güvencesizliğe ve emek sömürüsüne dayanan ücretli öğretmen uygulamasını ortaya koyan bütün nedenler detayıyla tespit edilmelidir. Ücretli öğretmenlerin görevlendirilmeleri, çalışma koşulları... Buyurunuz Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim Başkanım. Evet, ücretli öğretmenlerin görevlendirmeleri, çalışma koşulları ve özlük haklarındaki mağduriyetler detaylı olarak ortaya konulmalıdır. Ücretli öğretmenlere dahil olmak üzere tüm öğretmenlerin mağduriyetlerini giderecek, sorunlarını çözecek ve mesleki saygınlıklarını kazandıracak bir öğretmenler meslek kanunu çıkarılmasını yönelik gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Ki biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Eğitim Komisyonu Sözcüğümüz Yıldırım Kaya'nın, değerli Ankara Milletvekilimiz Yıldırım Kaya'nın imzasıyla biz bu kanunu meclise sunduk. Ve bir an evvel gündeme alınmasını tekrar sizlerin takdirine sunuyorum. Son olarak değerli milletvekilleri, tüm öğretmenlerin kadro olarak atanmasının sağlanması konusunda bütüncül ve kalıcı bir politikanın ortaya konulması amacıyla daha fazla gecikmeden ve daha fazla bu öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayan bu sorunlarla karşı karşıya kalmadan sunmuş olduğumuz araştırma komisyonunun kurulması konusunda bütün siyasi grupların desteklerini bekliyor. Genel kurulu ve sizleri saygıyla selamlıyorum.